Mehmetçiğe sonuna kadar sahip çıkmak lazım. Destek olmak lazım. Ona moral vermek lazım. Aslansın demek lazım. Herhangi bir ihtiyacı varsa da karşılamak lazım. İken, iken meclis kürsüsünde Türk askerini yerden yere vurdu diye bir başlık görünce insanın nevri dönüyor böyle. Ben de böyle böyle başlar ellerim titremeye falan yaparım. Hinirlendirdin beni. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu meclis kürsüsünde terörle mücadeleye yönelik bozguncu ifadeler kullandı. Davutoğlu hükümeti eleştirirken ABD ile görüşülmesi gerektiğini savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup toplantısında konuştu. Davutoğlu Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Mehmetçik üzerinden hükümeti hedef aldı. Davutoğlu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırılar sonrası terör örgütüne karşı psikolojik üstünlüğünü yitirdiğini savundu. Kim ikinci baskını yedi? Neden ilk baskından sonra gerekli tedbirler alınmadı diye soran Davutoğlu, baskın yendiği anlaşılıyor. İlk baskında nerede hata yaptık, ikinci baskında kim hata yaptı diye sorardım. Askeri bir soruşturma başlatırdım, sorardım o komutanlara. Devlet adamının görevi kendi yanındakileri önce hizaya çekmektir. Beni yakan terör örgütüne karşı psikolojik üstünlüğü kaybettiler. Yapma be. Biz mi kaybettik terör örgütüne karşı üstünlüğü? Te Allah'ım ya. Terör örgütünün videolarında kışın ortasında yalnız başına bırakılmış askerlerimizin videoları gösterilerek nasıl öldürüldüğünün görüntüleri yayınlanıyor ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi lideri sınır ötesindeki üst bölgelerinin de boşaltılmasını istedi. Haydi tamam tamam. Tam Amerika ne istiyorsa onları söylüyor. Ha, gelecek Partisi lideri. Neden riskli bölgeler gerekirse boşaltılmadı veya takviye birlik gönderilmedi diye soran Davutoğlu, hava muhalefetiymiş, hava muhalefeti terör örgütü içinde var. Neden önceden davranıp darbe vurmadınız? Bu izah edilemez. Abi önceden davranıp darbe vuruyorsunuz, e ondan sonra da birileri başlıyor. E, ama şekerim, işte e, Türk Silahlı Kuvvetleri bilmem ne silah kullandı. Ya bunlara da hiçbir şey yaramıyor ha. Davutoğlu Türk ordusunun cephede terörle mücadelede yazdığı destanı özellikle son saldırılar sonrası terör örgütüne darbe üzerine darbe indirmesini görmezden geldi. Komutanları ve Milli Savunma Bakanı'nın orada olmasak terör ülke içinde yaşanırdı uyarısını da görmezden gelen Davutoğlu psikolojik harekatın değirmenine su taşıdı. ABD ile görüşülmesi gerektiğini savunan Ahmet Davutoğlu NATO'yu da göreve çağırdı. Davutoğlu ABD ile ilişkileri gözden geçirerek masaya oturum 5 yıl oldu. ABD Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı müzakere etmedi. Suriye'de PYD'nin arkasında kim var? İran neden Erbil'i vurdu? Bunları nasıl anlayacaksınız? Bunları konuşarak anlayacaksınız. NATO'da terörle mücadele için terörle mücadele merkezi var. Derhal toplantıya çağırın, destek vermek müttefiklik ruhuna uygun mu diye sorun demiş. Ya şimdi Adam anlatıyormuş. Hazreti İsa Kızıl Denizi Fırat Nehri'ni kılıcıyla ikiye bölerek koyunlarını karşıya geçirdi. Ve adam ben senin neyini düzelteyim? Hazreti İsa değil Hazreti Musa. Fırat Nehri'nin değil Kızıl Denizi. Kılıcıyla değil asasıyla ikiye bölerek halkını karşıya geçirdi. Nereni düzelteyim ben senin? bu laf eden adam ABD eski başkanı Barack Obama'nın böyle garson gibi çağırır gibi çağırdığı, onun da koşup önüne gittiği bir adam. Üstelik o zaman görevi ne? Başbakan. Suriye'deki durumun bu hale gelmesine neden olan kişi bu. Türkiye'yi Suriye ve çevre ülkelerle birbirine düşürüp değerli yalnızlık teorisini ortaya koyan kişi bu. Şimdi hani bir yerini düzeltmek lazım gelse düzeltelim de hangi tarafını düzelteceğiz? NATO ile terörle mücadele için terörde mücadele merkezi varmış. NATO ile görüşmemiz lazımmış. NATO'nun kurucusu kim? Amerika. Yaşatanı kim? Amerika. PKK'nın kurucusu kim? Amerika. Destekçisi kim? Amerika. Ne NATO'sundan bahsediyorsun sen ya? Ama şimdi anlıyorum o altılı masa neden kuruldu? O altılı masa kurulmasaydı mecliste bunları sadece HDP söyleyecekti. Dem mi oldu şimdi onun ismi? Dem Partisi söyleyecekti. Altılı masayı kurdular. Yüzde bir bile oyları olmayan bu partileri meclise taşıdılar. Şimdi Dem Partisi de aynı şeyi söylüyor. Gelecek Partisi de aynı şeyi söylüyor. Neydi o çocuğun partisinin ismi? Ali Babacan'ın partisinin? He? Devası da onu söylüyor. CHP'si de onu söylüyor. Altılı masayı olduğu gibi meclise taşıdılar. Altı ağızdan birden Mehmetçi'ye hönkürüyorlar bunlar şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Boyun kaç, kilon kaç yani siyaseten söylüyorum. Ya bildiğin bir şey olsa ona da eyvallah. Ama Mehmetçiğin arkasında durmak yerine Mehmetçiğin karşısına geçiyorlar. Dur diyorlar, gitme. Oradaki üstlerimizi kapada oldu. PKK ta içimize kadar girsin ondan sonra. Olacak şey değil. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.